Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz soru cevap videosu olacak. Ona göre ilerleyiş göstereceğiz. Sıkça gelen sorulardan bahsedeceğiz biraz. Ufaktan başlayalım. Neymiş? Pencirat mı, dumburat mı? Ya bu kişisel bir şey olduğu için şöyle anlatayım. Yani dumbolar iri olurlar, bunun gibi aynı. Penciler de bunun gibi zayıf ve uzun boylu olur. Ha, tercih meselesi işte, hani bana göre dumbo tercihim çünkü bayağı iriler. Gel bakayım, gel. Al. Sen de al. Ponçikler işte böyle avucu verdiniz mi alıyor gidiyor. Kenarda kemiriyor. Ondan sonra en sevdiğim ratlar genelde ya dumbolar, özellikle de yavruları koca kafa oluyorlar. Gepçe kulak oluyorlar. Bunun gibi aynı. Bu kulaklar büyük büyük. Ya yavruların hepsi güzel oluyor da dumboların yavruları iri oldukları için onlar daha çok tercihim oluyor. Hani ele çabuk geliyorlar. Sürekli yalarlar hani eli. Böyle hafif hafiften böyle tık 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 hani kemirmeye çalışırlar. O yanları çok güzel oluyor. Bak mesela bunda fenci kırması yapacağız. Şu an amile dişimiz. Tam siyah diye geçiyor bu. Bunun da genetiğinde dumbo ve fenci var zaten. Bu da dumbo ve fenci kırması. İkinci soruya geçelim. Daha doğrusu üçüncüye geçelim. İlk ratını ne zaman aldın? İlk ratımı 2021'de almıştım. Aha, bu delikanlımız. Tospik. 2,5 yaşına girecek neredeyse. Az kaldı. Hani son zamanlarını işte yaşıyor diyelim. Ama hala dinç ve diri. Zaten belli başlarda şöyle göstereyim. Tüyleri de döküldü. Yüz kısmındaki. Yavaş yavaş. Bu da işte son zamanlarını yaşıyor diyek. Bak yalıyor nasıl. Bunlar yalamacı işte. Ele alıştırma dönemlerinde işte bayağı bir sorun yaşıyorsunuz. Hani tabi bu üreten kişi için geçerli. Isırılmalar, çizmeler vesaire bunlar yaşanıyor. Hani normal hali. Ele alıştırdıktan sonra herhangi bir şekilde ısırma meylimi göstermezler zaten. Yeter ki o süreyi atlatsınlar. Boncuk boncuk bakar işte böyle yerken. Erkeğe de verelim de. Al sen de al. Yemeyeceğim ben. Dediğim gibi 2021'de almıştım. Son zamanlarını yaşıyor. Ortalama bir hani 5-6 ay belki kalmıştır. Hani yavrularından da zaten kendimi ayırdım. Onları da büyütüyorum şu an. Bayağı bir çeşit oldu elimde o yönden. Renk skalasında mesela şöyle anlatayım. Beyaz erkek siyah dişi olduğu zaman yavrular siyah beyaz, beyaz artı kırçıllı dediğimiz renk de atabiliyor. Yani şuralar böyle siyah siyah oluyor. Tabi grileşiyor bir süre sonra. Boyutu büyüttükçe, hani yaşı geliştikçe bunlar yaşanıyor. Bak elimde avucun kokusu var ya, nasıl şey yapıyor. Ondan sonra 5. sorumuzda ne varmış? Ratlarda neden hapşırma ve öksürme oluyor? Ratlardaki hapşırma ve öksürme soğuk algınlığından olur. Eğer direkt soğuğa maruz kaldıysa hapşırma ve tıskırma olur, nemden olur. Bulunduğu yerdeki hava sirkülasyonu olmazsa bu solunum yolunda enfeksiyona neden oluyor. Ha, bu sebepten dolayı da hapşırmalar, tıskırmalar başlayabilir. Bunun ileriki sorunları da solunum yolu enfeksiyona neden olduğu için hani ölümcül olabiliyor bu tür canlılarda. Bulunduğu alanın iyi havalandırılması gerekiyor. Hava sirkülasyonunun düzenli olması gerekiyor.
Yani oradan şöyle sağlarsınız. Ya yandan delikler açılarak ya da üstten telle komple kapatılarak yapılır bu. Olabildiğince hani havanın içeriye fazla girmesi sağlanır. Ve o kötü kokunun da dışarıya çıkması sağlanır hava sirkülasyonu ile. Ha, bundan kurtulmanın yolu da şöyle anlatayım. İlerlememiş bir şeyse eğer solunum yolundaki enfeksiyon, basit usullerle ne olur bu? Portakal suyu, limon suyu, turunç suyu, yani bu tür şeylerle suluna eklenerek, yani turunç, portakal, limon suyunun suluna eklenmesiyle hani içerilip C vitamini tahviyesiyle geçirilebilir. Ha, bu bir süre yapılır. Nasıl yapılır? Onu anlatayım. Bir hafta boyunca suluna günlük düzenli olarak su değişimi yapılarak tabii ki 24 saatte bir limon, portakal suyu ya da turunç suyunun suluna katılıp içirilmesi. Hani C vitamini takviyesi olarak geçiyor bu. Onun dışında sebzeyle meyveyle desteklenmeli bunlar. Suluk yönünden bir hafta böyle. Eğer ki geçmez ise bir süre sonra şeye başvurmak gerekiyor. Antibiyotiğe. Tabi bunu da düzenli vermek gerekiyor. Hayvanın, canlının daha doğrusu ağırlığını bilmek gerekiyor. Rastgele bir antibiyotik uygulanmıyor. Çünkü antibiyotik de biliyorsunuz zararlı. Ona göre hareket edilmeli. Bu şey yani sağlanmalı. Yani hayvanın, canlının sağlığı sağlanmalı bu şekilde. Karışık yemler verilebilir. Hani meyve sebze olsun. Bunlar bir salata yapılır. Salata olarak verilebilir. Bu tür beslemeler de iyi gelir canlılarımıza. Onun dışında işte kedi köpek maması vererek de bu takviyeyi sağlarsınız ama o bir yere kadar, doğal gibi olmuyor. Ondan sonra neymiş? Koloni yaşadıklarında yeni doğan yavrulara zarar verirler mi? Yavrulara zarar olayı şöyle oluyor. Hani genelde kedilerde de yaşandığı için ya da köpeklerde de yaşandığı için bunlarda da o mantık var. Yavrular eğer kendini kurtaramayacak gibi ise o yavruyu yerler. Hani gelişemeyeceği için. Doğumda yavru sıkıntılı çıkar, onu yerler. Bir de şöyle bir olay var. Mesela bu erkek, bu dişi doğum yaptı. Dışarıdan bir erkek gelirse o yavruyu dişiyle çiftleşmek için öldürür. Hani kedilerdeki mantık gibi. Ancak bu şekilde zarar verebilirler. Ya da kardeşler arasında baskın gelme olayı olduğu zaman, hani yavruluktan konuşayım. Baskın gelmek olayı olduğu zaman ufak tefek böyle kavgalar olur. O da zaten dişi erkek arasında da oluyor. Ha, ufak çaplı yaralanmalar olur. Yani ciddi bir şekilde ölüme gitmezler. Ha, bu tarz sorunlarla karşılaşırsınız. Onun dışında pek sorun olmaz. Ha, dediğim gibi yavru yeme olayları ya yavru sağlıksızdır ya da doğumda gelişememiştir. Onu yerler. İmha etmek için. Hani kendi hayvansal içgüdüleriyle yapıyorlar bunu. Bir arkadaşımızın daha son sorusu var. Genelde zaten hep aynı sorular geliyor. Nasıl beslenir? Yavrulara niye zarar verir? Bu tarzlardan geldiği için son soruyu da okuyayım. Ele alışkın olmayan yetişkin bir rat ele alışır mı denilmiş. Ele alışkın olmayan dışarıdan mesela bu ratı gönderdim ben size misal örnek veriyorum. Bu saldırgan. Ele alışır ama nasıl alışır? Size ciddi zararlar vererek. Hani yetişkin ratlar hani felaket derecede kuvvetli ısırıyorlar. Yani bu mesela bir parmak ısırmasına deler geçerler. Zamanla alışır. Tabi bu sırada bayağı bir ısırılacaksınız. Hani ısırılmayı da göze alacaksınız eğer öyle bir rat alıyorsanız. Elinizi hiçbir zaman hani yetişkin bir rata özellikle evcil değilse elinizi hiçbir zaman parmağınızla uzatmayın. Şu şekilde hani parmak uzatmayın. O parmağın ucunu deler geçerler. Yani şu vaziyette hani beyaza da yaptığım gibi, siyaha da yaptığım gibi parmağınızı hiçbir zaman yaklaştırmayın. Her zaman yumruk vaziyetinde. Hani elinizi şu kısmı ya da şu kısmı direkt koklatın. Hani şu vaziyette koklatmaya çalışın. Sizi tanısınlar. Bu zaman alacak. Tabii ki gene ısırılacaksınız. Ama parmak ucu kadar size zarar vermez. Yani şu kısımlara
Sadece küçük delikler açar. Tabi hani şöyle göstereyim. Şu tarzda zararlar verebilir. Ona göre işte temkinli olacaksınız. Isırdığı zaman da canınız acısa da birden çekmeyin. Orayı sündürürler. Kuvvetliler çünkü bunlar. Hani normal hamster gibi değiller. Cüsselerinden de anlaşıldığı gibi zaten hani iriler. Ona göre hareket etmek gerekiyor. Ha dediğim gibi elinizin dışıyla yaklaştıracaksınız. Bu sürede zaten sizi koklayacak. Ha, yalamaya başladığı vakit hani bilin ki o canlı size alışacak tekrar. Ama tabii bu uzun süreçten geçiyor. Yani bunu da bildirmek isterim. Gene aklınıza takılan sorular olursa hani yorumlarda da bana belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince bilgi vermeye çalışıyorum. Yani bu tür desteklerimi esirgemem sizden. Ya umarım faydalı bir bilgiler verebilmişimdir. Hani dilim döndüğünce anlatabildim. Elimden geldiği kadar. Bakacağız ondan sonrasına. Böyle ondan sonra bu ponçikleri böyle seveceksiniz. Tospiklerimi. Bakalım bundan da ortalama bir 10 tane yavru gelir bize. Bu 3. doğum olacak. Ha şunu da belirteyim. Söylemeden geçmeyeyim. Pek genelde doğumuyla ilgilenmiyorlar da. Bir ratı çiftleştirdiğinizde onu erkeğin yanından ayırın. Hem tekrar çiftleşmez hem de yavrularına sağlıklı bir şekilde hani güzel bir şekilde bakar. Çünkü ratlarda şöyle bir olay var. Aynı hamsterlardaki yaşanan olay gibi. Doğduktan sonra yavrular tekrar çiftleşebiliyorlar. Bu dişinizin ömrünü azaltır. Olabildiğince az çiftleştirin ki bu hayvanların ömrü gitmesin hani. Zaten 3 yıllık bir yaşamları var. Hani ona göre çiftleşmelerini periyotlara yayabilirsiniz. Örnek veriyorum şimdi hamile erkeğin yanından ayrıldı mesela bu. Bu erkeğin dişisi. Doğuracak. Doğumdan 21 günlük bir hamilelik süreçleri var. Hamilelik sürecinden sonra bir aylıkta bir sütten kesilme zamanları var. Bu sütten kesilmeden sonra bir ya da 2 ay sizin tabi sürenize kalmış. Hani dişi erkeği yan yana getirmeye. Hani olabildiğince fazla dinlendirin. Mesela doğum yaptığı yavrular sütten kesildi 30 gün sonra. Bir ay daha üstüne bekleyin. Ondan sonra erkekle yan yana getirin. Bu dişi için de sağlıklı olacaktır. Doğumda bir problem yaşamayacaktır. Ha ne olur mesela sürekli çiftleşmekten birincisi ömrü azalıyor. İkincisi doğuramama riski var. Bu sürekli çiftleştiğinden dolayı canlı bitik düşüyor. Bitik düşmesinden kaynaklı. Hani doğuramazsa hayvan ya da içinde ölüyor. Hani yavruları içinde ölüyor. Bundan dolayı zehirlenme yaşayıp ölme ihtimali var. Erkenden. Yani ona göre canınıza olabildiğince sağlıklı bakın. Yani ticaretinden bir yana ilk önce bunların sağlığı önemli. Ne kadar sağlıklı bir canınız olursa o kadar güzel yavrular da alırsınız. Ömürleri de uzun olur. Doğal olarak da hani çağrı çabucak kaybetmemiş olursunuz canlılarınızı. Gene söylüyorum hani aklınızda takılan soru olur. Yani bilmek istediğiniz bir şey olur. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Hani elimden geldiğince zaten herkese sık sık yetişmeye çalışıyorum bilgi yönünden. Elimden geldiğince bilgileri veriyorum. Darısı sizlere diyelim artık. Umarım bu güzel yavrulardan beslersiniz. Besleyen arkadaşlarım da var, gönderdiğim insanlar da var. Onlar da hani sağ olsunlar desteklerini esirgemiyorlar benden. Yani diyeceklerim bu kadar şimdilik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Rastseverler olarak kendinize cici bakın diyelim. Hepinize şimdiden teşekkürler.